Kazancaksın kitabının son bölümünde öleceği, ölüm döşeğinde artık hani ölecek kıymeti de bir adam olduğunun da farkındalar. Hani filozof çünkü sonuçta bir anlamda bir filozof, yaşlanmış ve geçmişi maceralarla dolu. İnişli çıkışlı tabii ki. Başarıları da var, zaferleri de var, başarısızlıkları da var, iflasları da var. Neyse sonuçta insan yani. Son sözü şöyle oluyor tam ölüm döşeğindeyken. Hayatımda diyor, yaptım, yaptım, yaptım ve yine de az yaptım. Benim gibi adamların 1000 sene yaşaması gerekirdi diyor. Çok güzel. Yani bu bence süper bir laf ve herhalde ben de son günümde evet ya benim gibi adamlar 1000 sene yaşamalıydı. Ne yaptıysak yaptık yine de az yaptık diye gideceğimi düşünüyorum yani. Valla umarım 1000 sene yaşarsınız diyelim o zaman. Ya bu işte tutku, sadece dans etmeyi bilmek lazım. Yani merakını ket vurmamak herhalde. Bir de son Kendi Everest'inize Tırmanın kitabınızda mesela kararlılıktan çok bahsetmişsiniz. Kararlılık ve öz disiplin tabii ki çok önemli. Bununla beraber de sizin de aslında çok sevdiğinizi bildiğim bir kitaptan bahsetmek istiyorum. İzleyicilere de tavsiye etmek istiyorum. Trevelyan'ın Şubu mu kitabında Nicole Hell karakteri var. Nicole Hell. Hell mi? Hell, evet. Hell'di galiba. Hell, doğru. Ben de tekrardan bir bakayım ama yazılışı biraz daha farklıydı. Ya o kitapta hem çok güzel bir mağaracılık kısmı var. Bir 60-70 sayfa yaklaşık. Çok güzel anlatılan, yani özendiren, ki benim öyle mağaracılıkla falan ilgili bir bilgim yoktu ama o kitapta hayran kalmıştım. Hem de Nicole Hell karakterinin sonsuz bir kararlılığı var. Aslında en azılı suçlu şekline gelmiş. Ama o kadar aslında isteklerine ve iradesine göre her şeyi kontrol etmeyi öğrenmiş ki kimse ona ayak direyemiyor. Böyle bir duruma gelmiş. Ben de buradan bir soru sormak istiyorum size. Bu kararlılık ve ona güç veren, Nicole Hell karakterine güç veren kararlılık mı sizce? Tabii onun durumu daha farklı. O maalesef bir kendi devletiyle çatışma sürecine girmek zorunda kalıyor. Çünkü devletinin derin kötü adamlarıyla bir şekilde. Ama sonuçta başarılı insanların ortak özelliklerinin en başında gelenlerden biri kararlılıktır. Kararlılığı da aslında tanımlaması tabii şöyle tanımlamak gerekir. Kararlılık aslında süreklilik arz ettiği takdirde anlam ifade eder. Yani böyle bir tane balyoz vuruşu değil. Karşında böyle çok güçlü bir şey geldi. Onu bir tane bütün gücüne vurdun ve yıktın değil kararlılık. Kararlılık karşına gelecek o güçlüsü, zayıfı, irili, ufağı, kolayı, zoru ne kadar zorluk gelirse gelsin, ne kadar engel gelirse gelsin hepsiyle öyle ya da böyle başa çıkabilecek disiplini ve iradeyi ortaya koyabilmek. Dolayısıyla sürekliliğini sağlamak önemli olan. Hatta bununla ilgili de güzel bir laf var. Calvin Coolidge söylemiş, Amerika'nın eski devlet başkanı. 1920'lerde falan yaşayan, 30'larda yaşayan bir adam. Yani 80 sene önce söylemiş bu lafı. Diyor ki, sebat ve kararlılığın yerini hiçbir şey tutamaz diyor dünyada. Zeka tutamaz diyor. Ödüllendirilmemiş zeka neredeyse gündelik hayatımıza bile girmiştir. Yani bir sürü zeki adam var ama o kadar zekasının kendine bile faydası yok. Eğitim tutamaz diyor. Dünya ilgisiz kalınmış eğitimlerle dolduruluyor. Ki acayip eğitimli insanlar var yani yüksek lisansları, akademik kariyerleri. Yine de ortaya koydukları üretkenlik kariyerleriyle doğru orantılı olamıyor. Yetenek de tutamaz diyor. Dünya diyor yani yeteneğiyle doğru orantılı başarı elde etmeyen insanlarla dolu diyor. Ama diyor kararlılık diyor önemli olan. Yani sebat ve kararlılık tek başına bile her şey yeter diyor. Yani sen zeki olduğuna, yetenekli olduğuna, eğitimli olduğuna güvenme diyor. Bunlara sadece güvenerek bir yere varamazsın. Bunların üstüne kararlılık gücünü koyman, o kararlılık gücüyle birlikte de hedefine gidene kadar çalışman, mücadele etmen, gayret etmen, işte zorluklarla başa çıkman, işte riskli süreçleri yönetmen, acıya dayanman gibi bir sürü şey gerekiyor beraberinde işte. Ama kararlılık bütün bunları yaptırabilecek itici gücü oluşturuyor. Mesela bizim kültürümüzde, Alp'le de mesela Şimdi içeride konuştuk. Everest'te mesela ilk hedefiniz değil. Aşama aşama bir süreç var orada. İşte Carlo Tabii. Yopara unvanı için de bu aynı şekilde. Ya aşama aşama bir hedefler zinciri var. Bizde genelde kültürel olarak şöyle bir meyillilik oluyor. En üstünü hemen hedefleyip